vermedik. Aa, çocuk 10 yaşındaki çocuğa neler etti? Onlarda mı kalıyordu? Tabii ki yok. Tabii onlarda kalıyordu. Ben babayı görme yetkisiyle yazın göndermiştim. Çocuğuma yaptıklarınızı anlatayım mı? Bir de çocuğa da bir şeyler. Yeliz Yeşilmen mafyası. Ben devlete buradan ihbar ediyorum. Yeliz Yeşilmen merhametsiz. Çocuk kaçıran. Yeliz Yeşilmen hafta sonu hepimizi şoka edecek bir açıklama yaptı. Birazdan Gülbin Vardar stüdyo konuğumuz olacak. Söylediklerine inanamayacaksınız ama önce bir derleyelim, toplayalım, izleyelim. Sonra hep birlikte konuşacağız. Yeliz Yeşilmen hem ağladı hem uyardı. Eşi Ali Uğur Akbaş'la sorunları yüzünden zor günler geçiren, bunu da sosyal medyasından paylaşan Yeliz Yeşilmen'den korkutan açıklama. Şiddet gördüğünü ima eden Yeşilmen'den şok sözler. Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum. Bütün bunlar yaşanırken Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş'ın bir önceki eşi Gülbin Vardar sadece söylemezsem olmaza konuştu. Yeliz Yeşilmen çok yuva yıktı. Onda kalp vicdan falan yok. Yeliz Yeşilmen hakkında şok eden iddiaları ard arda sıralayan Gülbin Hanım'dan şaşırtan açıklamalar. Yani çok var, çok var, çok ah var. Ceyhun Başaran'dan Yunus Bülbül'e birçok yuvayı yıktığını söyleyen Gülbin Vardar'dan şok iddia. Yeliz Yeşilmen, Selami Şahin'in dahi evliliğini bitirecekti. Yuva yıkanın da yuvası olmaz. İddialarına devam eden Gülbin Vardar'dan olay sözler. Yeliz Yeşilmen erkekleri ayartıyor. Sen kimsin ya? Sen nesin? Geçtiğimiz günlerde Yeliz Yeşilmen'in yaptığı bir paylaşım hem şaşırttı hem konuşuldu. Yeliz Yeşilmen, dinmeyen acılarım var dedi. Üngür üngür ağladı. Konuşmazsa aklını kaçıracağını söyleyen Yeliz Yeşilmen, bu paylaşımların hemen ardından yaptığı bir başka paylaşımda yaşadığı sorunları korkutan bir cümleyle ifade etti. Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum. Kendisini kocası tarafından önce yüzüne kezzap atılıp daha sonrasında da öldürülen rahmetli şarkıcı Bergen'e benzeten Yeliz Hanım bu paylaşımların arasında da reklam videoları çekerek kafaları karıştırdı. Yeliz Yeşilmen bu şok eden paylaşımların ardından reklam videoları çekmesine gelen tepkilere yine sosyal medyasından cevap verdi. Videoları neden çektiğini bir türlü açıklamayan Yeliz Yeşilmen aynı zamanda adını vermediği birilerine sert mesajlar gönderdi. Sonrasında eşi Ali Uğur Akbaş'ın eski eşi şarkıcı Gülbin Vardar eski eşine destek çıkan paylaşımlar yaptı. Yeliz Yeşilmen'i iftira atmakla suçladı. Yıllar önce Yeliz Yeşilmen'le yaşadıkları kavganın görüntüleri hala konuşulan Gülbin Vardar'ın bu tepkisine Yeliz Yeşilmen'den de imalı bir yanıt geldi. Arkamdan iş çeviren çakallar var. Yeliz Yeşilmen daha sonrasında eşini de yanına alarak bir paylaşım daha yaptı ve duygularını şu şekilde belirtti. Çözmeye çalıştığımız sıkıntılarımız var. Aynı evde yaşadıklarını ve sorunlarını çözmeyi zamana bıraktıklarını söyleyen Yeşilmen ayrıca şu sözleri de ekleyerek mesajını verdi. Üzerine vazife olmayanlar yorum yapmasın. Bütün bunlar yaşanırken Ali Uğur Akbaş'ın eski eşi şarkıcı Gülbin Vardar sadece söylemezsem olmaza özel bomba açıklamalar yaptı. Şarkıcıdan Yeliz Yeşilmen hakkında zehir zemberek sözler. Gülbin Vardar iddialarında hem Yeliz Yeşilmen'in komşularından duyduklarını hem de kendi gördüklerini itiraf etti. Yeliz Yeşilmen sürekli ağlıyor, dayak yiyor. İlk günden beri anlaşamadıklarını, birbirlerine evde küfür ettiklerini, işte dayak yediğini falan hep söylüyorlar. Çünkü sürekli ağlıyor evde. Yuvasını yıktığını söylediği Yeliz Yeşilmen'e öfkesi hala süren Gülbin Hanım, Yeliz Yeşilmen'in yaşadıklarını yorumladı. Hak ettiğini buluyor. İnsanlara hep oynadığı için biz mutluyuz, hiçbir problem yok, hep mutlu. Ya zaten hep oynadı insanlara, hep yalan beyanlarda bulundu, hep kandırmacaya girdi. Ben bir sürü iftiralara uğradım. Yani hep haksızlıklara uğrayan ben oldum. Ya o da hak ettiğini bence ilk günden beri buluyor. Daha önce birçok evliliğin bitmesine sebep olduğunu söylediği Yeliz Yeşilmen için şu sözleri sarf etti. Yuvamı yıkmak için bir sene uğraştı. Zaten ondan önce bir sene mücadele verdim ben evimde. Bu kendi sonu kendisi istedi. Bir sene bu yuvayı yıkmak için mücadele etti. Bizim huzurumuzu kaçırdı. Hiç mutlu etmedi yani son bir sene içerisinde. Eski eşimle ben büyük büyük
olaylar onun yüzünden yaşadık. Gülbin Vardar'ın bir iddiası daha var ki yenilir yutulur gibi değil. Üç yuvayı yıktığını söylediği Yeliz Yeşilmen, şarkıcı Selami Şahin'i de ayarlamaya kalkmış. Üç yuva ben, ondan sonra işte daha böyle bir sürü var. Adana'dan da var, burada da. Hatta Selami Şahin'le de bir dönemler bir şeyler. Onları da bir Selami bizim... Şahin mi? Tabii canım, onun eşiyle bu de. Bu da çok ciddi bir iddia ama. İddia... Ben duydum yani. Anladım, size gelen bir duyum. Bana geldi. İddialarına devam eden Gülbin Vardar ayrıca şok eden bir açıklama daha yapıyor. Zaten neden değiştiğini biliyoruz. Falan filan bu işleri de var. Yani Yeliz Hanım bunlarla tabii ki de var. Ceyhun Başaran her şeyi anlattı. Sezer Hanım bile dedi. Yunus Bülbül birdenbire 360 derece değişti dedi yani. Yeliz Yeşilmen hakkında uzun uzun konuşan şarkıcı kendisinin eski eşiyle bugünlerde yaşadıklarına da şu yorumu yapıyor. Uğur Akbaş'ın parası bitti, sorunlar başladı. Evet, maddi durumunun gerçekten olmadığını, bir sürü borcun harcının olduğunu, işte icralar micraları siz de gördünüz. Tabii arabalar, villalar, evler, lüks hayatlar hepsi gittiği için tabii ki de şimdi kaçma planı da yapabilir. Yani sonuçta mutlu olamadı ya, siz ona bakın yani. Yeliz Yeşilmen'in sonun Bergen gibi olacak açıklaması hakkında da konuşan Gülbin Vardar inandırıcı bulmadığını belirtiyor. Eski eşim cani değil. Bergen gibi olmak istemiyorum dedi. Bu çok zaten kötü, bu birçok bir şey anlatıyor. Bu ciddi bir yani ihbardır. Bu insan yani televizyonda bunu söylüyorsa bu adamı alıp hapse bile atarlar. Bu bir ihbar yani. Öyle bir şey cani olacağını zannetmiyorum ki bizim o zamanlar ne olaylarımız oldu biliyorsunuz. Son olarak bir zamanlar kızını elinden aldığını belirttiği Yeliz Yeşilmen'in çocuğunu kendisine göstermediği dönemlere atıfta bulunup Yeliz Yeşilmen'e ateş püskürdü. Çocuğumuzu elinizden aldılar. Ve benim çocuğumla nispet yaptı. Bak şimdi ben bunu burada konuşuyorsam benim çocuğumu benim elimden alıp 2 sene bana göstermedin sen ve sayfanda bana nispet yaptığın için bunu konuşuyorum. Hesap döner, sap döner derler ya. Onun annesi var hem de aslanlar gibi. Bu bedel ödetmek istediler. Bu ilişkide, bu hikayede bir bedel ödetmek istediniz. Onu da kurban olarak kızımı belledin ama o senin küçük beyninle ben yedirtmem kızımı sana. Yedirtmem ve asla da bırakmadım. Ve onun annesi var. Devamını tabii ki sizden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz. Merhaba, herkese merhaba. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben şey merak ediyorum. Siz bu konunun niye içindesiniz şu anda? Vallahi ben hiçbir programlara katılmıyorum bu arada. Sevgili yapımcınız Bilal Özbilge benim için çok değerlidir. Onu çok seviyorum. Dünden beri de zaten hastayım, yatıyorum. Migren var, midemi vuruyor. Eyvah. Dahil olmak istemedim. Çünkü neden? İnsanlar bu olayı unutmuyorlar. Yani geçmişe döndükleri için yuva yıkanın yuvası olmaz. Dolayısıyla yorumlarda hep Gülbin'in adı geçtiği için tamamen basınla tabii okları bana yönlendirdiler. Ben istemeyerek tekrardan bu olaya dahil oldum. Ama benim hakkımda gene hakaret dolu. İşte it, köpek, çakal bilmem ne falan gene küfürler etmeye başladığı için acayip sinirlendim. Bir kere o köpeklere, hayvanlara, itlere sen kurban ol yani. Onlar kadar olamazsın. Onlar çok sadık. Çok hayvanları ben çok seviyorum yani. Hayvan düşmanı bir insan. Beni de hayvanlara benzetiyor. Sen hayvanlara ilk önce kurban ol yani. Şimdi şöyle bir şey VTR'de ben gördüm. Onun yani Yeliz'in eşinle alakalı bir sorunları var uzun bir süredir. Bir mutsuzluğu var. Üzüntülerini de bize paylaşıyor. Hatta geçenlerde ben de mesaj attım ne oldu diye. Üzüldüm. Sonuçta bir kadının üzülmesine üzüldüm. Fakat ondan sonra sizin bir story atmanız var. İftira atıyor sana diyorsunuz. Eski eşinize söylüyorsunuz. Ali böyle bir şey yapmaz. Evet, tabii ki de yapmaz. Diyorsunuz. Yapsa zaten bizim o zamanlar o kadar çok olayımız oldu ki yani. Bana yapardı yani. Niye canım siz şimdi çok istediği gibi bir eşsinizdir. Size böyle bir şey yapmamıştır. Böyle bir şey olmamıştır. Ama belki Yeliz Hanım onu öfkelendirecek ki asla böyle ya bir şey hayır, ya öyle şey cani ya da şey olacak durumu yok yani. Burada resmen Bergen'in sonunu hepimiz biliyoruz yani. Resmen öldürecek gibi şeye sokuyor adamı yani. Peki bir şey söyle, adam merak ediyorum. Sesini çıkarmıyor. Asil bir adam orada susmuş böyle en son VTR'de. Siz yazık orada yani. Ben biraz korktum. Hayır yazık yani adama. Bu kadar ne yükleniyor ki yani adama? İhbar oluyor bu sonuçta televizyonlarda. Bergen gibi olacağım ne demek ya?
Ne demek ha, yani? Mesela siz öleceğim yani demek neden istiyor. Neden mesela şu anda bir yorum yapma gereği? Ben merak ediyorum. Yani ben yapmadım canım, ben yapmadım. Hayır, insanlar Gülbin Vardar'ın yuvasını yıktın deyince hemen geçmiş akıllarına geldiği için evet. Türk halkı. Yıktı mı senin yuvanı? O yüzden yani ben neden dahil oldum? Herkes geçmişine bakacak ilk önce. Geçmişte ne yaptıysan önüne gelecek. Geçmişte neysen her şey önüne gelecek. Yani benimle ne ilgisi var? Gülbin Hanım bir şey ben sormak istiyorum. Ondan bakarsan geçen sene de ben iftiraya uğradım biliyorsun. Yine burada haber yaptım. Doğum külotta bilmem ne bir kadınlarla falan adamın şeyleri evet, çıktı. Evet, gene evet, ben yani. O zaman niye dahil oldum ben? Geçen yıl da verdik haber başkanı. Ben kurtulamıyorum. Ben kurtulmak istiyorum yani. Ben ama belki hiçbir şey söylemeseniz acaba... Ben söylemiyorum. Gene kendisi küfür ediyor. Ben küfürbaz hakaret eden bir kız değilim ki. Yine kendisi bana küfür ediyor. Bir saniye Gülbin bir şey diyeceğim. Senin yuvanın Yeliz Yeşilmen bozdu mu bozmadı mı? Tabii ki de bozdu. Sen evliydin Ala evet. Akbaş'la evet. Ve Yeliz Yeşilmen senin yuvanı bozdu. Tabii ki de sonra bozdu. Sonra bu görüntüler çıktı ortaya. Senin Yeliz Yeşilmen'e bunu hesap evet. İki tane evladınız var. Evet. Ve ister istemez olaylar ne olursa olsun Gülbin hep hapşırıyor. Ya Gülbin hayır unutmuyor ki insanlar. Dinleyelim mi Gülbin İnsanlar Hanım'dan? İnsanlar unutmuyor. Gülbin Hanım ben buraya çok vakıf değilim. Evet. Yani siz evliydiniz, mutluydunuz eşinizle. Bana bir anlatabilir. İki kızım var benim. Bir tanesi şu an 20 yaşında Amerika'da. 5-1 biliyor. Çok akıllı bir çocuk. Başka bir dünya. Hedefinde hep Amerika vardı. Şükür kazandı gitti. Bir tanesi 18 yaşında. Tabii ki de işte o dönemlerde ben evliydim. Küçük kızım 6 aylıktı. Hatta bunlar... Zeki Alasya'nın villası vardı işte Çengelköy'de. Orayı falan işte açtılar, şey yaptılar. Orada yaşamaya başladılar. Hatta ben orayı polislerle gittim. Eşimi almaya gittim açıkçası. Ya, o görüntüler de var. Annesi babası vardı. Hatta babasına dedim ki eşimi ver bana, çocuklarım perişan. Bana ne senin çocuklarından dedi. Yani bu kadar vicdansızlar ki anlatamam size. Ben böyle aile görmedim, böyle kadın görmedim, böyle bilgi... Benim çocuğumu 2 sene tuttu bu insan. Siz ne diyorsunuz ya? Beni o tuttuğu için ben şu an buradayım. Niye dahil oldunuz diyorsunuz. El alemin çocuğuna nispet yaparsa ekranlarda 2 sene bir anneyi ağlatırsa ben tabii ki de burada şu an bir şey söyleyeceğim. Sizin çocuğunuza ne yaptı? Ben bunları... Benim çocuğumu 2 sene evet. Bana göstermedi. Çocuk 10 yaşındaki çocuğa neler etti? Onlarda mı kalıyordu? Mı? Tabii ki tabii yok. Tabii onlarda kalıyordu. Ben babayı görme yetkisiyle yazın göndermiştim. 2 sene çocuğumu gasp etti ve bana nispet etti. Ben çocuğumu görmedim. Ben çocuğuma hasret kaldım. Anladınız mı? Tabii bakın ya, hala ama... şimdi yaşıyorum yani bir anneye yapılmaması gereken hareketler yaptı. Ben bunu hak etmedim ki. Tabii. Ben çocuklarıma aşık bir kadınım, aşığım. Ben evlenmedim. Hayatıma birisini koymadım, birisiyle yaşamıyorum. Ben ailemle hala yaşıyorum. Yapabilirdim. Yapabilirdim. Ya, o kadar mı yani? Güzel bir kadınsınız. Yaparım yani ama yapmam. Yapmayacağım, bitti. Ben kendimi çocuklarıma adadım. Ne güzel. Ben onlara aşığım. Onların üstüne başka bir aşk tanımıyorum bu dünyada, yok. Ben ne kadar ben kendimi öldürecektim. Ben çocuğumu resmiyle konuştum. Ben çocuğuma 2 sene aç kaldım. Susuz kaldım. Ve bana nispet yaptı. O da anneydi. Ben onun asistanı Nilüfer'le de haber gönderdim. Ben herkese dedim ki bak dedim o da anne. Benim çocuğumu bıraksın dedim. Ben çocuğumu göremiyorum dedim ya. Ne yiyor, ne içiyor, ne yapıyor? Ya ben çok çektim. Evet, ben çok çektim. Ya. Yani bu kadar intikam, yani bu kadar kin. Sanki bazen diyorum ki ben mi acaba onların yuvasını yıktım? Bazen bana öyle geliyor biliyor musunuz? Ya, o kadar. Vallahi billahi öyle geliyor. Anlatan. Ben inanın ki hep önüme baktım, hiç ilgilenmedim. Kendimi müziğe adadım. Üsküdar Müzik Cemiyeti'ne gittim. Çiğdem Çakıcı vardı, Çiğdem abla. O dedi sahnelerde olmak zorundasın. Tamam dedi, bunun da eğitimini aldım. Müzik Cemiyeti'nde 3 sene kendimi terapi gelişti, yaptım. Gerçekten. Kendimi sokağa attım, ne alkole attım, ne bir erkeğe attım. Çocuklarımla beraber yaralarımı sardım. Çok küçüklerdi. Herkes diyor ki onun da çocukları var. Benim de çocuklarım vardı. Benim de 2 tane küçücük kızım vardı. Onların günahı neydi? Ha, neydi? Ben hep ağladım. Hep ağladım. Hep beni ağlattı. En son o çocuğuma yaptığı olaydan sonra küçücük kuş yuvadan kaçmış. 10 yaşındaki çocuk öyle nasıl? Tabii. Nasıl? Biz neden kalkanat? Sen kimsin ya? Sen ilk önce kendi çocuklarına sahip çık kadın. Çocukların sokakta aç sefil büyüdü. Ben çocuklarımı anne yemeğiyle büyüttüm çocuklarımı. Herkes biliyor.
Ben çocuklarım bir gün dışarıdan yemek yemediler, yemezler. Hep benim yemeklerimi yerler. Öyle büyüttüm çocuklarımı ben. Hep başlarında oldum. Ben işime %20 performans verdim. Bunu da herkes biliyor. Ben %80'imi evime verdim. Eğer ki ben %80 işime verseydim, ben şu an farklı yerlerdeydim. Ama ben iyi gelirli bir ailenin kızıyım. Müzikle eğlendim. Dedim ya, terapi oldu bana. Hala bunların üzerinden atlatamaman çok normal. Ben kızımla çok çünkü. Normal. Hayır, kızımla nispet yapıp ekranlarda, Instagram'da her gün Asya bitti. Ben çocuklarıma Asenam, Aleynam derim. Hep öyledir. Aleynam, Aleynam. Ne oluyor be? Ne oluyor? Manyak mısın? Kafayı mı yedin? Yapamazsın benim çocuğumla bana. Sen bir bedel ödetmek istedin ama ben bak, daha fazla konuşturma beni. Biliyorsun neler olduğunu. Konuşursam çok kötü olur. Sen yapıyorsun ya Ali Urakbaş'a şantaj videolarım var. Benim de var. Hmm. Ha, benim de var. Sen adama şantaj yapıyorsun. O zaman ne olacak? Ben de konuşayım o zaman. Her şeyi dökülsün. Çocuğuma yaptıklarınızı anlatayım mı? Bir de çocuğa da bir şeyler yaptılar. Siz Ali Bey'le görüştünüz mü bir daha? Hiç görüşmediniz ya mi? Bizim Ali Bey'le bir sorunumuz yok. Biz arada sırada mesajlaşıyoruz, sağ olsun. Bana gene bir iftiralar atmışlardı. Gene benim mahkemelerim falan vardı, bir sürü şeyler. Sağ olsun Ali Bey mahkemeyi falan geri çekti. Ya Ali Bey o zamanlar farkında değildi tabii ki de, ilk heyecanlar falan. Ben erkeğe niye ki? Ya erkek erkek işte yani. Erkekin zaten, her erkek zaten, çoğu insan zaten aldatır yani. Nefistir bu yani. Ama ben niye erkeğe ya? Ya birçok erkeğin insan, de kabahati var. Erkeğin bir tek kabahati kadın var ama erkek bir heyecan, bir heves. Yani böyle bakıyor ilk başta. Evli bir adamlardan bahsediyorum. Evet, ama evet, daha sonra işte farklı farklı şeyler giriyor. Ama ben yani, benim işlerimi engelledi. Ben kiminle görüşüyorsam koşuyor peşlerinden. İnsanlar böyle buyurun kimsiniz ama, diyor. Ama ben nasıl olur ya? Gülbin vardır'ı çıkarma. Gülbin vardır bilme, kurşunlarım. Sen kimsin ya? Kim diyor kurşunlarım? Devlete de ben buradan ihbar ediyorum senin mafyacılığını. Mafya. Kurşunlarım. Kafanı keserim. Yeliz Yeşilmen mafyası. Ben devlete buradan ihbar ediyorum. Yeliz Yeşilmen mafya. Evet, herkese çünkü felaket seviye kurşunlarmış. Onun kafasını koparırmış. Mafya. Oo, mafya var mısın kızım şimdi, sen? Şimdi bu arada neyse, Yeliz'in de tabii söz hakkı tabii, var. O da bağlanabilir. O dönemlerde bana hiçbir söz hakkı olmadı ama hep engellendim. Hep engellendim. Ama burada bütün herkese söz hakkı var. Gülbin söz hakkım abi, hiç olmadı. Diyor, diyor Bilal Özbilgi. Nasıl engellendi? Bilal nasıl olabiliyor? Hep engellendim. Aramayın, şey yapmayın, bilmem ne. Bu ne ya? Sen kimsin? Her yeri aratıyorlarmış Gülbin'i konuşturtmamak için. Gülbin, bu söylediklerini destekleyecek görüntüler var elimizde. Ben hep engellendim ya. Çocuklarını almaya gittiğinde Gülbin'in ne yaşadığını göstereceğiz. Adana'daki gözyaşlarım, çok Adana enteresan. Adliyesi gözyaşlarımla dolu be. Ay kadın, Allah kahretsin, kadın bıktım senden taşmış ya. Bizim... Vallahi bıktım ya. Bir su içirelim, biz de bir izleyelim. Hadi Bilal'cim çabuk hemen izleyelim orayı. Bu yaşananlar gerçek olamayacak kadar trajik. Ya evet, gel, bizim hikayemiz film gibi oldu, anladınız mı? Resmen film gibi aslında oldu. Aslında evinde herkes oturan, biliyor yani. Yani aslında evinde oturan bir kadın. Ay Allah korusun. Şimdi şu an ben bunları ilk defa, hayatımda ilk defa görüyorum. Veyahut da gördüm, hatırlamıyorum. Böyle bilmiyorum. Bir bela gelirse başınıza daha neler görürsünüz. Allah düşünmesin Allah, yani. Yani sana. Peki şöyle bir su şey söyleyeceğim. Ya? Tabii hemen lütfen. Daha hastayım, 50 kiloyum zaten. Ben mideme vuruyor, migrenim düşüyor yani. Evet, çok zayıf. Yani bir şey söyleyeceğim. Ya. Sizin aslında şimdi dışarıdan şöyle bir de bir algı da oluşmasın diye söylüyorum. Siz şimdi şarkıcılığa falan hani gönül vermişsiniz falan ama. Evet, siz normal şartlarda eğer kocanız evden gitmeseydi, bir başka kadına gitmeseydi, yuvanız yıkılmasaydı zaten bu yollara falan... Ben bugün... eskiden bekarken uçuş hostesiydim. Mesleğimi bıraktım. Buradan da herkese yani şiddetle tavsiye ediyorum. Kimse bir erkek için mesleğini bırakmasın. Yani meslek çok önemli. O saatten sonra zaten havacılığa dönemezdim. Çünkü dönemez. Gittiniz mi yoksunuz, çocuklarınız var size aç. Bir baba yok, psikolojiye düşünsene. Yani. Peki şu görüntüleri merak ediyorum. Bu görüntüler beyefendiyle Yeliz Yeşilmen'in evinin önünde mi? Evet, Adana'daki evinin önünde aynen. Çocuğu mu vermedikleri çocuğu için? Çocuğu vermediler. Ben sürekli gidiyordum. Velayet. Jandarma gördüm. Tabii her velayet şey var. Velayet bende ama Adana'da maalesef. Ama Adana'da bu sefer, ama bir şey söyleyeyim. O zaman olamıyor. Kocanızda da kabahat var yani. Hani ya benim kocam zaten bilinçli değil. Yani benim kocam mı atıyor Instagram'da sürekli aleynam aleynam de nispet yapan. Ama o da sonuçta kim... evini bırakıyor, çocuklarını yok, bırakıyor. Yok, ben kocamı suçlamıyorum lütfen. Ben sadece onu suçluyorum. Ben çünkü biliyorum kapılarıma gelip bana ne hareketler yaptığını falan ben gördüm. Siz yaşamadınız, bilemezsiniz.
Ben adamın 360 derece döndüğünü ben biliyorum yani. İşte adamlar da nasıl dönüyorlar 360 bilmiyorum derece? Ben de bunu artık hacılar, hocalar çok, olursa çok, tabii kadar dönerler ki. Yani. Yuvasını kadın yıktı. O psikolojiyle yani. Ben şu an çok çok iyi. Tabii ondan yani. Sonra da bir daha bu kadar insanın... kötü bir adam değildi ki benim eski eşim. Böyle kötü bir adam değildi bunları yapacak kadar. Yöneten, organize eden arkada birisi var. Beni kıskanıyor ya. Benim basında olmamı istemiyor. Ben seninle görüşürüm. Niye Saran Sarangil? Sana ne? Sana ne? Görüşürüm ya da görüşmem. Sana ne? Sen kimsin be? Sen de görüş. İyi ol. Evet. Senle de görüşsünler abi. Evet. Ben demek ki iyiyim, dürüstüm, mertim, delikanlı kızım. İnsanlar bana sevgiyle bakıyor. Sana neyle bakıyor? Merhametsiz. Çocuk kaçıran. Çok zor şeyler yaşamışsınız. Ben bunu ilk defa görüyorum. Çok zor. Ben bu durumları hiç düşmek istemezdim. Bu yüzden çıkmıyorum işte. Ben eski... Ya bunlar gerçek yani. Gerçek. Gülbin, senin neler yaşadığını hiç bizim tanımadığımız insanlar yazıyorlar şu anda. Çok ağır şeyler yaşadı. Şu an yarısını anlatamıyor bile. Anlatamıyorum evet diyorlar. Anlatamıyorum. Ben çok burada doğru. Gelen anlatamıyorum. Okuyorum. Anlatamıyorum. Peki bir evet. şey söyleyeceğim. Öğrendikten sonra onların yaşamış oldukları eve giden, ben şimdi kocamın evine mesela bir başkasıyla beraberse o zaman eskiden şey de vardı biliyorsunuz. Bir kanun vardı. Bastırabiliyordunuz aynen, falan evde. Ceza, evet. Onlar bir de hapise de giriyordu. Evet. Onu öyle şeyler yaptırdınız mı o zaman? Zina vardı. Suçtu aynen. O zaman zina, galiba. O zamanlar ben işte hep sosyal sorumluluk projeleri yapıyorum. Zina kampanyası yaptım ben. Evet evet biliyorum. 96'da işte erkeğin zinası, 98'de de uyum yasasına uymadığı için kadının zinası iptal oldu. Şu evet. an biz Kezban ATM ile bir programa katıldık. Şu an kadının çocuğu eve geliyor. Anneyi başka bir adamla evde yakalıyor ve hiçbir yaptırımı yok. Böyle bir şey olur mu? Olmaz. Böyle bir şey mümkün değil. Peki ben söylüyorum. Bir iddiayı... Yani, ben de aynısını yani, söylüyorum. Kadınlar ne diyor? Kocam beni aldatıyorsa ben de aldatayım. Zaten suç değil. Bu olur mu ya? Böyle bir şey olabilir. Bu olur mu ya? Ya da kocası aldatmadan da aldatanlar var. Gidip başka evli adamlarla alanlar var. Böyle kadın bir şey var evli, yani. Adam da evli. Çok var. Evet, ben bu iddiayı sormak zorundayım. Bilmem. Bir iddia var. Çok yeni bir iddia var. Bunu sormak zorundayım. Aslında olayları bu kadar çığırından çıkartan. Su geldi mi ya? Öleceğim ya. Çocuklar bir su. Valla bayılırım ben. Bayılıyorum yani. Evet, suyu hemen alalım. Yani gel artık. Gir içeri gir. Valla bayılıyorum. İddiaya göre büyük bir iddia. Asıl kavgaların sebebi Ali Urakbaş'ın başka bir kadınla ev açması. Evet, onu ben de duydum aynen. Evet. Şu anda Yeliz'in de aldatıldığı evet, iddiası tabii ki. Var. Tabii ki de. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Evet. Yeliz'e benim param ben bitti, işlerim çok kötü dediği. Evet. Ve bütün parayı annesine, Ali Urakbaş'ın annesine aktardığı ve oradan da kadınla beraber yaşadığı. Ay ne güzel. İddia bu. Ay ne güzel. Ne güzel. Yeliz yani zaten çok uzun zamandır. Ha, ne güzel, çok Yeliz teşekkür ederim. Çok uzun zamandır şuna koysam olur mu? Tamam, koyarım. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Yeliz çok uzun zamandır zaten çok mutsuzdu ve ayrılmak istediğini de birkaç kere öyle de mi? Söyledi. Hatta İstanbul'a mı taşınsam, çocukları da oraya mı götürsem, orada yeni bir hayat mı kursam falan filan diye de bir ifadeleri vardı. Yani birden bir memnuniyetsizlikleri vardı ama tabii ki sonrasında ne hiç oldu, bilmiyorum ne olduğunu ya, bilmiyorum. Ya sürekli yani. Aldatılıyordu ya, sürekli aldatılıyor yani. Çocuklarım bile görmüş yani başka bayan. O da görmüş gitmiş işte ofisi basmış falan kızı attırmış falan bir tane bir kız vardı falan filan hep yutuyor yani şişti artık kadın tabii dayanamadı kendini şey yaptı deşifre etti şişmiş belli zaten tabii. Haram yemekten de şişmiş. Şişko teyze olmuş. Haram yemekten şişmiş zaten. Öfkesi ben çocuğuma yapmayacaktı. Kocam hoca fasafisa benim için. Kocam ya, çocuğum yani. Şeyi var Yeliz'in de bağlanabilirsin tabii. De Yeliz. Çocuğum yani. Herkes şimdi, biliyor. Şimdi tabii siz çok ben bunların hiçbirisini daha önceden hatırlamıyorum. Seyrettiysem de unuttum demek ki. Ben Yeliz'in sizin... bu kadar canınızı acıttığını çocuğumla. Ve sizin iki tane çocuğunuzun da bu beyefendiden olduğunu da ben bilmiyorum. Veyahut da biliyordum da unuttum. Kusura bakmayın tabii unutmuş olabilirim. Unuttum. Çünkü zaman unuttum. Geçiyor hepimizin hayatında tabii bir ki. Sürü şey oluyor. Tabii ki acılı bir kadın. Sonuçta bir evlilikten bahsediyorsunuz tabii iddianıza ki. Göre ve o evlilikte bir... Severek ayrıldım tabii ki de ben. Hattımızda bir telefonumuzda biri var ve Hacı anne. Ha, annen. Aynen. Olayların hepsini yaşadı. O görüntülerde de annen vardı galiba. Annem. Bir günaydın çok diyelim hacı aile. Annemize. Günaydın çok hacı anneciğim. Hay Allah. Günaydın. Şimdi anneler. Çok üzülüyorum. Bütün her şeyi yaşayanlar sizlersiniz. Kızınızın, evladınızın, evladı için neler yaşadığını siz en iyi bilensiniz. Biz sizden dinleyelim. Gülbin Hanım da sizi izlesin, dinlesin. Eksik varsa. Merhaba diyorum. Merhabalar. İçinleri hepsine. Tamam, merhaba. Buyurun. İlk önce şey o... Öyle.
Selen'i seslenmek istiyorum. Selen'e onu seslenmek istiyorum. Buyurun. Ha. Pardon kızım. Kızım, senin başından da her şey geldi. Sen biliyorsun. Biliyorsun. Bir dünya herkes biliyor neyin ne olduğunu. Evet. Sen Gülbin'e böyle çıkışım durma. O kadının yüzünden. Herkes biliyor neyin ne olduğunu herkesin. Biliyorum, ben de biliyorum yani onlar yüzünden ayrıldığını biliyorum da Gülbin'e şunu sordum. Hani bu olayların içerisinde yani tekrardan bir hayat kurdu, hayatına devam ediyor, hayır, çocukları büyüdü, niye sen girdin bana demek istedim. Sen anlatma bana, sen anlatma bana. Ben senin hayatınızı biliyorum. Senin sizin hayatı, herkesin hayatını biliyorum. Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Lütfen. Çok çekmiş annen de belli tabii değil ki mi? Çok yıprandık biz. Biz bak ben Gülbin'in yanındayım orada. Biz çok yıprandık. Evet. Peki bu süreç nasıl geçti? Bu yıllar nasıl geçti? Kızınız çok zorlandı. Eşi bir başkasına gitti. Yuvası yıkıldı. Bir dakika. Bir dakika. Sedef mi soruyor bana? Evet. Ben soruyorum. Sedef, seninle konuşmak istemiyorum. Bitti. Konuşmak istemiyorum. Niye seninle konuşmak istemiyorsun? Ne yaptım ne ben oldu size? Benim kızımla öyle dibinde beni konuşamazsın. Ne konuştum ben? Bir şey söylemedim ki. Sordum Gülbin'e. Bir şey mi sordum? Geliş olmaz. Geliş. Tamam. Gider. Hadi anneciğim. Senin kalbin tamam, şimdi tamam hassas. Siz ne istiyorsanız onu konuşun. Ben hassas dinleyeyim sizi. Bir dakika. Herkes anasını karnından bilmiş olarak çıkmıyor. Sizler de gülüştükler. Ne zamanından biriktiktiniz hepiniz. Lütfen. Kızım abi söz yok. Ah nasıl söz üstüne titriyor. Doğrunun yanında herkes. Haklının yanında. Mağdurun yanında. Mağdur tabii olan çok çekmişler benim yani. Çekmişler. Anlıyorum haklı sizi anneciğim, hacı anneciğim. Anlıyorum sizi. Hassasiyetinizi anlıyoruz. Kızınız çok çekmiş. Şu görüntüleri görünce de anlıyorum. Ben ilk defa bu ben görüntüleri görüyorum. Oldum. Hayatımda ilk defa bunları tazminat gördüm. Tazminat bile almadın yani. Doğru mu? İlkte bir konuk geldiği zaman internete girip araştırmanız lazım Google'a. Ben öyle yapıyordum programdayken biliyor musun? Gülbin, hayatım geldiği Gülbin zaman seni programda Gülbin giriyordum Google'a. İsmi ne Gülbin? Bircan, Bircan Hanım. Ha Bircan, merhaba kızım. Evet merhaba Hacı anneciğim. Ay canım beni seni çok seviyor. Herkes seni seviyor Bircan. Teşekkür ederim. Şimdi Hacı anne siz tabii çok kötü şeyler yaşadınız Gülbin Hanım'la beraber. Biz daha önce de sizin evet, haberlerinizi tabii verdik. Çok teşekkür evet ederim. Sizin yine iftirayla evet suçladılar. Yazışmalar çıktı. Evet. Sizin yaptığınızı söylediler. Evet. Ben çok evet net hatırlıyorum evet o günleri. Evet, evet. Hatta şimdi de yani tarafsız insanların yorumlarını görüyorum. Gözyaşlarınızın yalan olmaması o kadar belli ki kızınıza hasret kalmışsınız. Kızım, senin kızım Gülbin çok çekti. Ben ölecektim. Ve ben ailemiz, bütün ailemiz hepimiz çekti. Hepimiz. Ah ya. Kadının ah yüzünden. Bıktım artık bu kadından bıktık ya. Bıktık ya, bıktık. Evet, evet, bıktım evet. Bıktım artık, bıktım. Ömrümüz tüm geçti. 20 bıktım sene az mı arkadaşım? Ömrümün yarısı gitti. Öyle olur mu ya? Sen, kızım, resmen Gülbin'i yok kıskanıyorum. Başka bir şey yok. Kıskanıyor. Bunun içinde kıskanıyor bu diyor. Gülbin'i. Başka evet bir açıklaması evet yok diyor. Aile kızı, Gülbin işi, söyle kolyesi bitirdi. Gülbin kaçtı gidiyor. Yani bu ne ya? Gülbin bir dağdan köyde gelmedi. Biz İstanbul'da büyük bunlar. Bağdat'ta da büyük. Ya. Vallahi billahi tutup Bağdat'ta da büyük. Çok iyi anlıyorum hacı annemizi. O kadını söylemek istiyorum. O yeni uğraşmasın bize. Bak. Allah uğraşıyor mu hala? Şu anda tabii da uğraşıyor mu? Soytarım. Bunları sana söylüyorum. Hiçbir zaman etmedim kendisini. Ne köpek gibi. Hacı anneyi de koyar ya. Hepimizi perişan ediyor. Hacı anneyi daha fazla üzmeyelim. Hacı anneciğim sana çok teşekkür ederim. Gülcan. Söyle anneciğim söyle. Herkes ayrılıyor. Herkes boşanıyor. Herkes. Evet. Söylesin. Tabii ki. Tabii ki. Böyle olmaz. Adap tabii ki. Herkes boşanıyor. Yok doğru. Ha. Tamam. Şimdi niye böyle diyorum? Yarın yine devam edeceğiz bu konuda. Kocamın peşinde sürekli. Kocamın peşinde. Ne ya bu? İnsanlar öyle. Neyinde de senin kocanın peşinde olacağım arkadaşım ya. O zamanlar seviyordum. Mücadele ettim. Sonra bitti. Önüme bakıyorum yani. Ben önüme bakarken beni arkama çeviriyorsunuz ya. Sen çeviriyorsun yani. Bırak beni. Bırak ya Allah Allah. Gülbin yarın gelir misin? Ah gelirim tabii. Niye? Çünkü niye? O kadar çok olacağım isim verdin ki. 20 yıl geçmiş kocasının artık. Kocasının peşindeyim. Herkes öyle şey yapıyor ya.
Hiç erkek yok yani bana. Ben hayır, sokakta insanın, erkeksiz kalmışım. İnsanın kocasının peşinde olması da hakkıdır. Hayır. O da ayrı bir şey. Hayır, onun için hayır. Şimdi için söylemiyorum. Ayrıldıktan sonra hayır. Asla. O zaman için söylüyorum. Ama beraberken değilken de beraberken evet. Kocasının peşinde evliliğini vardı. Kurtarmak istemesi de bir gittim kadının diyor, hakkıdır. Gittim diyor kadın kocamı almaya gittim. Hakkıdır. Vardı ya. Ama şu anda artık 20 yıl geçmiş çocuğu 20 yıl yaşında. Hala 20 yaşına ya. Gelmiş. Daha bunlar tabii acımasızca yıkmak istiyor. Ben niye yuvanı yıkmak? Senin yuvan zaten başka kadın tarafından yıkılıyor yani. Beni niye katıyorsun? Git o kadına hesap sor. Bana ne soruyorsun be? Kafayı mı yedin benle sen? Biz bence seni yarın alalım. Benle uğraşma, düş yakamdan. Kimseyi arama. Kimseyle muhatap ol. Benim dost çevreme girme. Ben senin çevrene girmiyorum. Sen de benim çevreme girme. İnsanları çok yalancı. Hmm. Acayip yalancı. O kadar yalancı ki anlatamam. Hiç yatacak yeri yok. Vay senin ahirette haline. Şimdi vay sen senin çok haline. Senin elin ayağın titriyor. Vay senin bence haline. Buna yarın devam edelim mi? Vay bu senin sohbete? Haline. Yarın Gülbin Hanım'ı tekrar alacağız. Çünkü bu konuda çok isim geçti. Çok Selami Şahin'in gerçekten. Dahi ismi geçti. Yuva yıktığı başka ya, isimlerden bahsettim. Selami Şahin'i ben demedim. Sadece Müge Anlı'nın haberi vardı. Evet. Müge Anlı'nın haberinde yazıyor. Hepsini, başka sakın. İsimler de var. Yunus Bülbül'ü biliyorum. Selami Şahin de evli çocuk var şu anda. Yunus Bülbül'ü biliyorum ama. Sezer Güvenirgil bana resmen. Ben söyledi programa da çıktık onu biliyorum ama Selami Şahin'i ben bilmiyorum. Sadece Müge Anlı haber yapmıştı Selami Şahin'le ilgili. Ne ama yapmıştı? İşte bir kafede falan böyle denk gelmişler. Kadın kaçmış kafeden falan. Selami Bey'in eşi de varmış hatta. Dayak yiyeceğim peki. Diye korkmuş kaçmış. Bunların hepsi yarın haberi mı? Bu. Yarın gelebilirsen. Hiç vaktimiz kalmadı. Bebek gibisin. Bir git kendini izle. Ay bebek gibisin. Hiç sinirini bozma.